Dostlarım, yine bir MSD TV yayında birlikteyiz. 22. yayını. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve yine iyi seyirler diliyorum. Evet, bu haftanın gündemi de yoğun. Geçtiğimiz haftadan kalan gündemimiz var. Önümüzdeki haftanın gündemi var. Bütün bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle dün sevgili Münir Özkul'un, üstadın cenaze töreni vardı. Aramızdan ayrıldı önceki gün. Dün de töreni vardı. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bütün yurttaşlarımıza da sabır diliyorum. Evet, o yani 70'li yıllarda benim çocukluğumda da sonuçta evimizin bir parçasıydı. Evimizin büyüğüydü. Yaptığı karakterler, tipler gerçekten Türkiye'ye ve hepimizin vicdanına mal olmuştu. Özellikle Havavan sınıfındaki Mahmut Hoca tipi, Mahmut Hocası hepimizin hocası olmuştu. Öğrencilerini koruyan, özellikle de Paragöz müdüre karşı öğrencilerini koruyan, onların yanında olan Mahmut Hoca hepimizin gönlünde yer etmişti. Ama herhalde şimdi Mahmut Hoca yaşasaydı mutlaka kanun hükmünde kararnameyle ihlal edilmiş olurdu. Çünkü bu düzende Mahmut Hocalara maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı bu düzende, o hal düzeninde Mahmut Hocalara yeri yok. Tabii aklımızda kalan başka bir şey de Yaşar Usta'ydı. Fabrikada patrona karşı direnen, vicdan sahibi, işini doğru yapan, vicdanlı Yaşar Usta'ydı. Herhalde Yaşar Usta yine bugün yaşasaydı bir iş kazası kurbanı olurdu. İş güvenliği meclisi, iş kazaları ve iş güvenliği meclisi dün vicdan ve adalet nöbeti tuttu. Geçen yılki iş kazalarında ölen yurttaşlarının sayısı 2009 sayısı. 2009 kişi, geçen yıl en az 2009 kişi iş kazasında yaşamını yitirmiş. Evet, Münir Özkul böyle bir üstadımızdı. Tekrar yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bugün de Aydın Boysan'ın, sevgili Aydın Boysan'ın cenazesindeydik. Toprağa verildi. Bunlar eski Türkiye'nin pozitif tipleriydi. Pozitif örnekleriydi. Yaşamlarıyla, muhabbetleriyle vicdan sahibi insanlardı. Topluma örnek insanlardı. Modellerdi. Kendisi 97 yaşında yaşamını yitirdi. Çok önemli bir mimardı aynı zamanda. 40'a yakın eseri vardı. İstanbul aşığıydı. İstanbul'un neredeyse bütün tarihini kayda geçirmişti. Tabii ki aynı zamanda bir muhabbet insanıydı. Rakının mabediydi, üstadıydı. Rakı nasıl içilir ile ilgili çok esaslı yazıları var, kitapları var. Bugün ifade etmiştim. Tekrar burada da ifade edeyim. En son haberde manşet olmuş sözlerim. Burada da ifade edeyim. Aydın Boysan hocamız rakıda ÖTV'ye karşıydı. Burada bir kez daha ifade ediyorum. Muhabbeti engellediği için özellikle. Bu hükümette özellikle de alkolü ilişkilerde ÖTV'yi ısrarla yükseltmekte de kararlı gibi gözüküyor. 97 yaşında yaşamını yitirdi. Bugün oradaydık. Yakınlarıyla, dostlarıyla birlikteydik. Kendisine tekrar yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün yurttaşlarımızın başı sağ olsun. Evet, bir de bugün sevgili gazeteci, çok genç yaşta aramızdan ayrılan Metin Göktepe'nin ölümünün 22. yılıydı. 8 Ocak 1996 tarihinde Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda bir delhizde dövülerek öldürülmüştü sopalarla. O zaman Haydar adı verilen sopalarla vurularak öldürülmüştü. Çok iyi hatırlıyorum. Genç bir avukattım o zamanlar. Daha doğrusu genç sayılırdım. Yani ilk açıklamalar şuydu. Duvardan düştü. Duvar üzerine yıkıldı. Tam da bugünkü açıklamalar gibi. Ama avukatlar, demokrasi sevdalıları ısrarla üzerine gittiler bu cinayetin. Dava İstanbul'dan Afyon'a nakledildi. Ama sonuçta bir cezasızlık olmadı. Bir ceza aldılar. Katliamı gerçekleştirenler, ölümü gerçekleştirenler. Aradan 22 yıl geçti. Metin Göktepe şimdi aramızda değil. Ama gazeteciler, şunu iyi biliyoruz. Ya mezardalar
gerçek haberin peşinde koşan gazeteciler ya mezardalar ya da hapisteler. 150'den fazla gazeteci dostumuz ilk başını yeni yılı hapiste geçirdi. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Ama bu düzen mutlaka değişecek. Gazetecilerin hapiste olmadığı, gerçek haberin yazılabildiği bir Türkiye'yi mutlaka birlikte inşa edeceğiz. Bundan hiçbir endişem yok. Bu kadar bedel ödedik. Bu bedelin mutlaka bir karşılığı olacak. Bugün ayrıca Sayın Dağbaş Baş Epikopos Karekin Bekçiyan'ı ziyaret ettik. Onun nezdinde Hristiyan yurttaşlarımızın Noel yurtusunu da buradan tekrar kutluyorum. Umuyorum bu sene hepimizin huzur ve mutluluk içerisinde olduğu bir yıl olur. Evet, değerli dostlarım, gerçekten de gündem yoğun. Sayın Cumhurbaşkanı Fransa'ya gitti. Fransa'da Macron'la çeşitli temaslarda bulundu. İki yıldan bu yana ilk ciddi temaslarından bir tanesiydi yurt dışında. Orada da sonuçta burada hapiste olan dostlarımızla ilgili çok ağır cümleler kurdu. Kendisine soru sorulmasına müsaade etmedi. Soru soran gazetecileri de yani maalesef suçladı. Sorun şurada, kendisine Türkiye'de bu sorular sorulamadığı için Fransa'da veya dışarıda bu sorular sorulmak istemiyor. Mesele o soruların sorulamayacağı bir Türkiye yaratmak. Bir Türkiye yaratmak. Yani o sorular burada sorulabilse eğer Fransa'da sorulamayacak. Ama hepimiz biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'na, Adalet ve Kalkınma Partisi'li bakanlara veya en azından yani milletvekillerine kendi bulundukları illerde bile gazetecilerin soru sorması yasak. Akredite edilmemiş gazetecilerin o toplantılarda olması yasak. Dolayısıyla sadece ve sadece istedikleri sorular sorulabiliyor. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine, sözcüsüne veya bakanlar kurulu sözcüsüne bir soru sorulabildiğini düşünebiliyor musunuz burada? Veya Anadolu'nun herhangi bir kentinde bir milletvekiline, Adalet ve Kalkınma Partili bir yöneticiye, yerel bir gazetede yayınlanmak amacıyla bir soru sorulabiliyor mu? Sorulamaz. Sorulsa ne olur? O muhabir işinden olur. O yerel gazete ise reklam alamaz ve kapanmakla yüzde kalır. Böyle bir durum Türkiye'de var. Dolayısıyla bu sorular eğer muhatap olmak istemiyorsa yetkililer, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Türkiye'de bu soruların sorulamayacağı bir demokrasi ortamı, demokrasi iklimi yaratmak durumundalar. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde bir konuşma yaptı. Konuşmasında çok veciz yönler vardı. Onları ifade etmek durumundayım. Boğaziçi Üniversitesi'ni eleştirdi. Neden Türkiye'de bir marka olmuyor dedi. Evet, Türkiye'de dünya sıralamasında ilk yüze giren hiçbir üniversite yok. Ama hiç olmazsa Boğaziçi Üniversitesi yerli ve milli bir üniversite olarak ilk 5'in içerisinde. Hiç olmazsa. Ama onun da olmaması bakımından da bu hükümet elinden gelen her şeyi yapıyor. Üniversiteleri akademik araştırma yapacak bir ortamdan çıkartıyor. Kanun hükmünde kararnameyle birçok akademisyen ihraç edildi. Buna rağmen Boğaziçi Üniversitesi ilk 500'de yerli ve milli bir üniversite olarak ona bile tahammülleri yok. Şunu ifade edeceğim. Yani yurttaşlarımız kendi çocuklarını Boğaziçi Üniversitesi'ne mi göndermek isterler? Yoksa bu devlet büyüklerinin adlarını taşıyan üniversiteye mi göndermek isterler? Eğer çok bu işte kararlıysanız şunu yapabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Kendi adınızı taşıyan üniversiteleri hadi bakalım sizlere o meydan dünyanın 200 üniversitesine koyun bakalım. Madem bu kadar yerli ve milli düşünüyorsanız adınız da var üniversitelerde. O üniversiteleri dünyanın 200 üniversitesi arasında sokun. Hadi size 5 yıl müddet veriyorum. İlk 500'e sokun bakalım. Adınızı taşıyan üniversiteleri. Doktora almak kolay. Fahri doktora almak kolay. Dünyanın her yerine gittiğiniz zaman size fahri doktora veriyorlar. Türkiye'de fahri doktora almadığınız üniversite kalmadı neredeyse. Ama bunları yapmak önemli değil. Size verirler bütün bunları. Size söylüyorum, adınızı taşıyan üniversiteleri Türkiye'de ve dünyada ilk 5'e sokun bakalım. Yapabilecek misiniz? Gidip oradan eleştirmektense. Tabii bizim yerli ve milli hocalarımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin profiline uygun hocalarımız var. O hocalarımız Hazreti Nuh'la cep telefonu arasında bağlantıyı kuruyorlar. Tam da bu döneme uygun hocalar. Vallahi yani hayret etmek mümkün değil. Bu televizyon kanalları bu değeri anlaşılmamış hocaları nereden buluyorlar? Televizyona çıkartıyorlar. Hazreti Nuh'la cep telefonu arasında bağlantıyı kurup bizleri bilimsel olarak şaşırtacak bu kadar dahiyane bilgileri bizle paylaşıyorlar.
insan hayret ediyor gerçekten. Evet, geçen hafta Diyanet'le ilgili çok önemli şeyler vardı, açıklamalar vardı. Onu ben de kendi Twitter hesabımdan yazdım. Yani tam bir, yani neredeyse hiçbir insanlık durumuyla açıklanmayacak bilgiler paylaşılmıştı Diyanet sitesinde. Neyse, işte 9 yaşındaki, 12 yaşındaki çocukların evlenebileceği, bir uçağın olabilecekleri şekilde açıklamalar vardı. Sosyal medyada çok büyük tepki oldu. O tepkilerden dolayı da geri adım atmak durumunda kaldılar ve nitekim işte 18 yaşla ilgili bir açıklama Diyanet'ten geldi. Bunlar yani sonuç itibariyle bu kurumun nasıl kullanıldığı noktasında da hepimiz bakımından yol gösterici oldu. Bu tepkileri sosyal medya üzerinden, medya üzerinden bulduğumuz tüm araçlar üzerinden demokratik bir biçimde göstermek durumundayız. Geçen hafta beni yaralayan başka bir olay vardı. Ben nitekim Bakırköy Cezaevinden canlı yayın yaptım. 35 günlük bir bebek, Akif bebek, tutuklanan annesine teslim edildi. Annesi doğum yapmıştı. 20. günde gözaltına alındı. 11 gün gözaltında kaldı. Tam 11 gün boyunca gözaltında kaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde. Akif bebek 20 günlükken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tanıştı. Sabah ve akşam annesine götürüldü. Emzirmek açısından. Ve 34-35 gün sonra gözaltından çıktı ve Çağrı Adresi'ne tutuklandı. Şu anda cezaevinde. Geçen salı günden beri. Annesine, dedesi ve anneannesi teslim etti bebeği. Halen de hapisteler. İtirazla ilgili henüz bir gelişme olmadı. Sanırım bugünlerde itiraz dilekçesi verilecek. Ama şunu ifade edeyim. Yani 20 günlük bebek sahibi bir kadın 11 gün neden gözaltına tutulur? Tekrar soruyorum. Niçin tutulur? Niçin tutuklanır? Yani eğer canlı bomba değilse, adam öldürmemişse, katil değilse, başka tedbirler var, kelepçe var, başka tedbirler var. Bunlarla tutuklama yerine geçilecek tedbirler mümkün. Neden cezaevine konur? Ben bunları söylediğim zaman şimdi alttan birçok yorum yapılıyor. Geçen hafta birçok yorum yapıldı. Şunları çok iyi biliyorum. Bu toplum bu kadar vicdansız değil. Ama böyle aleyhe küfür yazanlar, küfür yazanların, açıkça hakaret edenleri aşağı yukarı tanıyorum profillerde kimler var. Ama onlar da bir gün yaptıklarına kadar yanlış olduğunu anlayacaklar. Yine Eray bebek var. Kanser hastası. Burada Ok Meydan Hastanesi'nde yatıyor. Babası hapiste. Ya ölüm eşi, ölüm eşiğine gelmiş bir çocuk. Babasının duruşmaları devam ediyor. Yani tutuksuz yargılama imkanları var bütün bu insanların. Yani darbeye doğrudan katılmamış, darbeci olmamış insanların. Örgüt üyesi iddiasıyla yargılanmalarının önüne geçilebilir. Özellikle çocuklar bakımından, özellikle kadınlar bakımından ve yaşlılar bakımından. Cezaevinde birçok hasta var gerçekten. Bana gelen onlarca, yüzlerce başvuru var. Seslerini duyurmak istiyorlar. Kanser hastaları, yürüyemeyenler, şeker hastaları, birçok hasta var gerçekten. Gözleri görmeyen insanlar var cezaevlerinde. Sağlıkları tamamen bozulmuş insanlar var. Bunlarla ilgili olarak iddialar da gerçekten tutuklamayı gerekli kılan iddialar değil ama cezaevindeler. Bu yargı düzeninin değişmesi lazım. Bakın, geçen hafta itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa'daki yargı için işte yargı bu mu dedi, adalet bu mu dedi. Eğer adaleti buysa ABD'nin dünya yanmış dedi. Evet doğru. Dünya yanmış. Adaletin böyle işlememesi lazım. Doğru işlemesi lazım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da başka ülkeye laf söyleyeceği ilk önce kendi yargısına bakması lazım. Kendi yargı düzenine bakması lazım. Bu yargı düzeni tarihin hiçbir döneminde 12 Eylül dönemi dahil olmak üzere 12 Eylül askeri darbe dönemi dahil olmak üzere DGM'ler dönemi dahil olmak üzere askeri yargı dönemi dahil olmak üzere bu kadar çok taraflı olmamıştı. Bu kadar çok siyasi iktidarı vesayeti altına girmemişti. Bunları iddia ediyorum. Kararlar ortada. Tahliye karar veren hakimlerin ne oldukları ortada. Heyetlerin nasıl değiştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla ilk önce iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıracağız. Bunu yapmadığımız sürece hiç kimse bizleri ciddiye almaz. Hiç kimse Türkiye'yi ciddiye almaz. Türkiye'deki adalet uygulamalarını hızla değiştirmek zorundayız. Evet, kadına karşı şiddet Türkiye'nin gündeminde 2017'de olmaya devam etti. Geçen hafta Maltepe'de bir annenin feryadına tanıklık ettik. İki çocuğu öldürüldü. Şunu ifade ediyordu.
savcıya gittim, polise gittim, kimse sesimi duymadı. Evet, o polislerin ve savcıların hakkında çok işleri var. İnsanları hapse atmakla meşguller. Dolayısıyla kadınları dinleyecek, çocukları dinleyecek zamanları yok. Ben geçen dönem parlamentoda, bu dönemde onu yeniledim. Özel olarak adliyelerde kadına karşı şiddete ilişkin suçlara bakacak özel savcılık makamlarının kurulmasını istedim. Kanunla. Aynen emniyet müdürlüklerinde de çocuk şubesi gibi kadına karşı şiddet şubeleri oluşturmasını istedim. Bir kanunla bunlar kurulsun dedim. Bunu gündeme getirmeye çalıştık. Komisyonlarda gündeme getirmeye çalıştık ama maalesef kanunla böyle bir şube kurulması, adliyelerde kadına karşı şiddet özel savcılıklarının kurulması mümkün olmadı. Geçen yıl 409 kadın öldürüldü. 409 kadın. 332 kadın da cinsel şiddete maruz kaldı. Bunlar en az sayılar. Yani medyaya yansıyan ve kadın örgütlerinin çalışmalarına yansıyan sayılar. 387 çocuk da cinsel istismara maruz kaldı. Geçen yılın rakamları. Bunlar çok korkunç rakamlar. Bunların önüne yani ancak toplumsal duyarlılıkla ve kamusal makamların da daha duyarlı olmasıyla geçebiliriz. Bunun için de işte git karakolda işte kocandır ne yapsın işte git ona falan demeyecek bir mekanizmanın adliyelerde de kadına karşı şiddetle ilgili olarak da duyarlı mekanizmanın oluşması lazım. Kapıların kadınlara açılması lazım özellikle bu konularda. Kapanmaması lazım telefonların ve kapıların. Ama bu adliye düzeninin çok işi olduğu için de maalesef bu cinayetler, bu ölümler işleme devam ediyor. Evet, Beşiktaş Belediye Başkanı geçen hafta bir uygulamayla görevinden uzaklaştırıldı. Ben avukatım. Sonuçta bu işleri de iyi takip eden bir avukatım. Beşiktaş Belediye Başkanı aleyhine bir iddianameye dönüşmüş bir soruşturma yok. İddialar var evet. Ama iddianameye dönüşmüş bir soruşturma yok. Bir dava yok. Artı mülkiye müfettişlerinin bir soruşturmaya dönüştürülmüş ve soruşturma izni istedikleri bir soruşturma tamamlanmış bir soruşturma yok. Eğer o soruşturma olsa, yani bir iddianame olsa, bir dava açılsa, Danıştay'dan geçmiş, itiraz edilmiş Danıştay'dan geçmiş bir soruşturma izni emri olsa tamam, bunlar tartışılır. Ama sadece iddia var şu anda ortada ve yok. Daha önce Ataşehir Belediye Başkanımıza aynı uygulama yapıldı. Tam da ne zaman yapılıyor bunlar? Adalet ve Kalkınma Partisi tam gündem mühendisliği yapıyor. O gündem mühendisliği neydi? Reza Zarrab davası, Hakan Atlıya davası çarşamba günü New York'ta sonuçlandı. Ceza alındı. 11 Nisan'da karar açıklanacak. Tam o tartışılacaktı. İki işte Man Adası belgeleri var. Bütün bu gündemi karartmak amacıyla tam bir gündem mühendisliğiyle CHP'li belediye karşı bu operasyon yapıldı. Bunun açık söylüyorum her belediye başkanıyla ilgili iddia olabilir. CHP'li, AK Partili, MHP'li, HDP'li iddia olabilir. Ama mesele bunun hukuk içerisinde olması. Hukuk kurallarına uygun olması. Keyfi olmaması. Bu tamamen keyfi bir uygulama. Tıpkı 94 HDP'li belediye başkanı gibi ki oralarda daha vahim bir uygulama var. 94 belediye başkanı görevden alındı. Belediye meclislerinden seçim yapması imkanı verilmedi ve kayyum atandı. Buralarda işte sonuçta meclis içerisinde bir seçim yapılacak. Ama tamamen hukuka aykırı uygulamalar, tamamen hukuka aykırı uygulamalar ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam bir gündem mühendisliği ve algı operasyonu bütün bunlar. Evet, değerli dostlarım zamanımız hızla tükeniyor. Şeyde çok. İdris Balüken geçen hafta yani hızla yargılaması sonuçlandı. 16-8 ay ceza aldı. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, gerçekten bütün bunlar zulüm. Şöyle zulüm, yani yargının nasıl siyasi iktidarın vesayeti altına girdiği ve aynı zamanda yargının siyaseti nasıl vesayeti altına aldığını da göstergeleri. Neden göstergeleri? İdris Balüken, evet 5 Kasım 2016 2015 tarihinde gözaltına alındı Bingöl'de. Adliyeye çıktı. Daha sonra davası Diyarbakır'da açıldı ve ilk oturumda tahliye oldu. İlk oturumda oy birliğiyle tahliye oldu. O zaman savcının itiraz etme hakkı yoktu tahliyesine. Süresi geçtikten sonra tahliye
yani tutuk, tahliye itiraz etme hakkı olmadığı halde itiraz etti ve sonuçta bir sonraki mahkeme tutuklama kararı verdi İdris Balıken aleyhine ve tutuklandı. Şimdi bir yıldır hapiste. Geçtiğimiz hafta duruşması vardı Diyarbakır'da. Tahliye kararı veren heyet tamamen değişmişti. Bir üyesi dışında başkanı ve kıdemli üyesi değişmişti. 16 yıl 8 ay ceza aldı. Sadece konuşmalarından. Mecliste yaptığı konuşmalardan ve o konuşmaların dışarıda tekrarında. Bu, yani bu hukuk devleti değil. Bu düzen değil ve siyasetin nasıl yargı düzeni bakımından şeyi altına alındığını da göstergesi. Yargı tarafından alındığının göstergesi. Tabii Soylu'nun beyanları var. Ayaklarını kırın. Aslında bu yani cezasızlığın nasıl teşvik edildiğinin göstergesi. Aynı zamanda da bakın bu beyanlar, bu beyanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından ve diğer uluslararası makamlar bakımından işkencenin ve kötü muamele nasıl korunduğunun göstergesi. Hiç kimse işte ben aslında kararlılık ifadesi amacıyla bunları söyledim falan kimse bunu anlamaz. Sonuçta anlaşılan şudur. Yani gözaltında ve sokakta cezaevinde işkencenin ve kötü muamelenin bir idari pratik haline geldiği ve buna da hükümetin teşvik ettiğidir. Böyle anlaşılır. Nitekim başbakan düzeltmeye çalıştı ama sonuç itibariyle yani bu söz bir sefer söylenmiş oldu. Bugün hükümet açıklama yaptı bakanlar kurulu toplantısından sonra. O halin bir kez daha uzatılması kararı verildi. Yaklaşık 17-18 ayda Türkiye'de o hal var. 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana aslında 1,5 aylık ve 2 aylık süreyle uzatılmıştı. İşte 20 aya, 21 aya falan girecek 3 ayda uzatılırsa. Bu hükümet normal koşullarda anayasal düzen içerisinde, bu anayasal düzen içerisinde Türkiye'yi idare etmekten uzaklaşmıştır. Şunu ifade edeceğim, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'de şiddet yok muydu, terör yok muydu, vardı. O hal var mıydı, yok. O zaman, yani şimdi o hal niye var? Evet, darbecileri sonuçta yargılayın, darbecilere karşı her türlü önlemi hukuk kuralları içerisinde alın. Peki 20 aydır ne yapıyorsunuz siz? 20 aydır. Halen daha işte Baylok'u bile şey yapamadınız yani bir noktaya getiremediniz. 11 bin kişinin telefonlarına Baylok'un yanlış yüklendiği ortaya çıktı. 1000'den fazla insanın tutuklandığı ortaya çıktı. 2000'den fazla insanın kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildiği anlaşıldı kurumlarından. Özel sektörü saymıyorum. Özel sektördeki mağduriyete nasıl gidileceğini bilmiyoruz. Şimdi hükümet yeni bir kanun hükmünde kararname hazırlığı içerisinde bunların iadesiyle ilgili olarak. Peki yani özel sektörden ihraç edilenler, atılanlar nasıl dönecekler? Peki bunlar 9 ay, 8 ay, 1 yıl içeride kalmışlardı. Onların mağduriyeti nasıl gidilecek? Şu anda kanun hükmünde kararnamelere karşı dava açmak imkanı yok. Maddi manevi tazminat davası açma imkanı yok. Ne oldu şimdi? Biz sana söylüyorduk sadece delil olmaz diye bunlar. Ama hakimler ve savcılar dinlemiyorlardı. En açık örneği Cumhuriyet çalışanı Emre İper'le ilgili durum. 2 ay önce işte bunun yüklenmiş olabileceği noktasında, yanlış yüklenmiş olabileceği konusunda bir kişi raporu var. Mahkeme dinletemediler. Emre İper ve 1000 tane örneği var bunun. 9 ay boşuna hapiste yattı. Değerli dostlarım, gündem çok. Yarın da tatilden sonra parlamento yeniden açılacak. Parlamentonun gündemi de yoğun. O halle ilgili gündem var. Başka birçok gündem var. Sizler adına bunları takip etmeye ben devam edeceğim. Lütfen sizden ricam alternatif medya devreye girdiği zaman televizyonlarınızı kapatın. Bir sivil itaatsizlik durumu olan alternatif medyayı da izlemeye devam edin. Sizlerin katkısıyla bu yayınları daha dolu hale getirmeye devam edeceğiz. Bu yıl boyunca da her pazartesi günü saat 21'de buluşmak dileğiyle.